Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda bugün oynanacak olan Euroleague basketbol play'in mücadelelerinin tahminlerini vereceğiz. Yorumlarını ve değerlendirmelerini yapacağız. Tabii ki bunlara başlamadan önce bugün temsilcimiz Anadolu Efes maçı maça çıkacak. Yani Sinan Erdem'de Virtus Bologna karşı oynayacak. O maçın değerlendirmesini daha fazla yapacağız tabii ki. Öncelikle onlara başarılar diliyoruz. Umarız kazanırlar ve bir üst tarafta play'inin ikinci mücadelesinde artık kaybedenle oynayacaklar. Orada da kazanıp playoff turuna kalırlar. 8. sıradan playoff turuna gelme durumları var. E, gelirlerse de playoff'ta rakipleri belli. Real Madrid ve çok güzel ve çekişmeli maçlar bizi bekleyecek. Tabii ki öncelikle Anadolu Efes'e başarılar diliyoruz. Gördüğünüz gibi mavi beyaz renklerliyiz. Onları destekleyeceğiz bugünkü play'inde. Ama öncelikle tabii ki başka maç var. O da ne? Anadolu Efes'in eğer yenerlerse bir diğer maçtaki rakibinin belli olacağı 8. sırada ve 7. sırada bitiren takımların yine play'in mücadelesi yani Maccabi Tel Aviv Baskonya maçı önce onların değerlendirmesini tahminini vereceğiz. Sonra tabii ki bizim maça geçeceğiz. Onlar da normalde bu iki maç aslında aynı saatte başlaması gerekiyorken o maçı 18'e almışlar. Yani Almanya saati 18, Türkiye saati 19. Bir saat sonrasına ise Anadolu Efes maçını almışlar. Yani EuroLeague'in yaptığı enteresan olaylardan yine biri burada gözüküyor. Önümüzde Neyse şimdi onu fazla değerlendirmeyeceğiz. Daha fazla maç önemli tabii ki. Şimdi burada takım kadrolarına bakacağız öncelikle kim ağırlık basıyor ve sonra genel değerlendirme açısından direkt tahmin vereceğim size. Oyuncu üst baremi önerileri vereceğim ve maç sonucu olarak artı alt üst tahminini de vereceğim değerlendirerek. Şimdi Maccabi Tel Aviv ile başlayalım. Sonuçta 7. sırada onlar bitirdi. Takımlarının ilk 5'i yani en çok sayı atan 5 oyuncusu gibi sıralayacağız. Wilt Baldwin guard genelde 18 sayı ve üzerinde atar. 20 sayılara çıkabilen bir oyuncu. Bonzi Colson o da guard. Uzun boylu bir guard. 10 sayı üzerlerinde atan. Lorenzo Brown Eski Fenerbahçeli biliyorsunuzdur. O da guard 11 sayı üstünde atar. Forvet pivot yedekten de gelip bazen ilk 5'te de başlayıp Roman Sorkin var. 7 sayıda ve güçlü pivot Josh Nebo var. 11 sayı 10 sayı üzerlerinde atabilen. Yani bu 5 olarak gördüğümüz Makabi Teorif takımı. Karşılarındaki 5 Marcus Howard üçlükleri girdiği zaman fazla sayılar atabilen bir oyuncu. Gard Amerika'dan NBA'den geldi. 19-20 sayılar atabilen bir oyuncu. Tabii ki üçlükleri girerse ve ona izin verilirse. Chima Moneke var. Nijeryalı forvet. 13-14 sayı üzerlerinde atabilen ve daha çok defansif anlamda güçlü olan oyunun iki tarafında iyi oynayan Cima Moneke var. Vanya Marinkovic Sırp tabii ki e, e, bizim eski Efesli Vasilya Meech için biraz daha düşük versiyonu gibi gözükür. Gözüken em guard forvet üçlüyü de olan girip de bitirebilen güçlü uzun guard gibi de oynayabilen Vanya Marinkovic Mat Kostelovar var pivot pivot ama yeni çağ pivotu yani üçlüğü de fazla üçlük yüzdesi olan bir pivot. Yani hem bitiriciliği var pot altından hem üçlüğü de var. Ve tabii ki Cody Miller McIntyre güçlü tarafları hem defansif hem ofansif. iki tarafta da hem reboundlarla asistlerle triple double bile yapabilen bir oyuncu tipinde er yönüyle güçlü olan bir Cody Miller McIntyre var. Yani bu beşlere bakıldığın zaman eksiklik Baskonya tarafında guard tarafında görüyoruz. Guardlar eksik. Makabi Tel Aviv'in üstün olduğu taraf guard tarafı 3 tane guardları var. Baskonya'da ise güçlü sadece bir guard var. Marcus Howard diyebiliriz. Onu destekleyen Vanya Marinkovic var. Sedekers kisa onlar forvet daha çok forvetle oynayan bir baskonia görüyoruz pivotları da tabii ki e, Makabe Taylor pivot tarafından da daha üstün gibi gözüküyor Josh Nebo'la Matt Costello'yu defansif açıdan karşılaştırırsak bunlara bakılırsa genel istatistikleri de vereceğiz hızlı bir şekilde ve tahminlerimizi söyleyeceğiz arkadaşlar Makabe Taylor Maç başına atılan sayı 88 yenilen sayı 87 artı 1. Üçlüklerde 8.7 üçlük %36 yüzdesi. Serbest atışlarda 20'ye 16 maç başına. Genel istatistik. Genelde de %47 gibi bir şut yüzdesi var. Baskonya tarafına geçiyoruz. Maç başına atılan sayı 84, yenilen sayı 85. Yani eksi 1. Bir, bir. bir taraf artı 1, bir, bir taraf eksi 1. Üçlüklerde daha fazla üçlüğü var 10.4. Baskonya tarafının tabii ki bunu etkileyen en çok Markus Howard'ın üçlükleri girerse ve tabii ki Vanya Marinko için ve Mat Costello'nun üçlükleri. Bunu en çok bu etkiliyor. %37 gibi bir başarı yüzdesi var üçlüklerde. Yani üçlükte biraz daha yüksek taraftalar makabitalif oranla. Serbest atış atışlarda aynısı 18'de 14 genelde de 100'de 47. Yani burada görünen o ki maçın sonucu potansiyel sonucu makine gibi söyleyelim 88'e 84 Makabi Tevavif kazanacak. Tabii ki bu makine sonucu diyoruz ona. Eğer ki Marcus Markus Howard'ın üçlükleri fazla girmezse, engellenirse maç daha düşük seviyelere gider. Ya da Mat Costello'nun üçlükleri ve Vane Varinko için. Diğer tarafta Weld Baldwin, Bonzi Colson ve Lorenzo Brown guard üçüsü güçlü bir şekilde oynayıp coşarlarsa tabii ki Makkabi Tel Aviv çoğu maçlarda da 90'ların üzerine yüzlere çıkabilen bir takım. İşin kötü tarafı tabii ki ev sahibi olmalarına rağmen evlerinde oynayamamaları. Tabii bildiğiniz gibi savaş yüzünden Belgrad'da oynanacak bu maç. Bu yüzden seyircisiz oynanacak. Bu yüzden Baskonya daha rahat oynayabilir ve maçı kopartabilir. Seyircisiz oynanacak bu maçta. Ee, o yüzden eee bakılırsa tabii ki bu 88 84 ters de tepebilir. 84'e 88 olur, 90 olur. Baskonya da yenebilir. O yüzden burada taraf baksı olarak ağırlık olarak basan makabite olif olsa da burada Baskonya kazanabilir diye düşünüyorum. Burada tarafa gitmeyin. Size önerim 171 sayı üzbaremi baremi alın ve rahatlıkla keyifli bir maç seyredin. Bu maç ne şekilde olursa olsun üste çıkacaktır. Uzatmada olma ihtimali var. Oyuncu üst baremi olarak güvenebileceğiniz oyuncular şöyle. Maccabi Tel açısından Weld Baldwin 18 sayı üstünde atar. Bonzi Colson 10 sayı üstünde atar. Ve Josh Nebo 11 sayı üstünde atar. Bu üç oyuncuya da güvenebilirsiniz en yüksek oranlı tabii ki Wild Baldwin. Baskonia tarafında ise Marcus Howard üçlükleri tabii girerse atabilirse 19 sayı üstünde atar. Vanya Marinkovic 10 sayı üstünde atar. Ve dediğim gibi Cody Miller McIntyre 8 sayı üstünde atar. tane da bir double double gelme olasılığı var bu maçta. Çünkü bu maç ya devam playoff'a <laughs> bu maçı kazanan direk 7. sıradan Panathinaikos'un rakibi olacak. Kaybedeni ise Efes ya da Virtus Bologna'nın rakibi haline gelecek. Yani ya tamam ya devam bir maçı kazanan için devam. kaybeden içi ise yine devam ama tehlike çanları çalacak. O yüzden çok önemli maçlar, sezonun en önemli maçları bunlar. O yüzden herkes sayı atacak, defans yapacak, güçlü bir şekilde oynayacak. Dediğim gibi burada en güçlü tahmin 171 sayı üst baremi arkadaşlar ve keyifli bir maç seyretmek. İki takımın da oyuncu üst baremlerini de kullanabilirsiniz. Onu kupon olarak da sonunda vereceğiz. Şimdi geçiyoruz bizim temsilcimize. Anadolu Efes Virtus Bologna maçına. Burada tabi ki Anadolu Efes'e başarılar diliyoruz. Takım kadrolarla hızlı bir şekilde başlayalım. Anadolu Efes'in en önemli olayı maç kazanmak için son e, maçlarda e, tüm rakiplerini yenmelerinde sebebi bu. Ve playofa 9. sıradan girip ev sahibi olarak play'ine diyorum. 9. sıradan girip ev sahibi olarak bu maça çıkacak. Virtus Bologna karşısına Virtus Bologna ise bir düşüş içinde ikinciliğiydi bir ara ikinciydiler bir aralar 10. sıraya kadar düştüler. Play'ine kadar. Ve buradan artık evlerine umarım uğurlayacağız onları. Geliyoruz takımlara. Önce e, Virtus Bologna'dan başlayacağız. Tornike Şengelya en önemli oyuncuları 14 sayı üstünde atar. Marco Bellinelli 13 sayı üstünde atar. Gabriel Lumber 9 sayı üstünde atar. Daniel Hackett 7 sayı ve Jordan Mickey Pivot 7 sayı. Yani gördüğümüz gibi burada kartları iyi. Belinelli üçlüğü var. Tecrübeli. Lumberg var. Hackett var. Yani güçlü kart guard, Üç kartları var. Tornike, Schengelia, Forvet'te güçlü. 5 numarada oynayabilen, pivot da oynayabilen. Tabii ki Jordan Mickey de var. Yedekten gelen Ayze Cordineye var, Jalen Smith, Ognen Dobric, Bayola, Polunara, Antezizic gibi eski e, Anadolu Efesli pivot var. Yani kadrolara bakarsak güçsüz bir kadro değil. Ama geliyoruz Arbasan Anadolu Efes tarafına. Will Clyburn, Shay Larkin, Elijah Bryant, Derek Willis. Tibor Pleiss gibi beşler var. Tibor Pleiss oynamayacaksa tabii ki burada Tarık Jones ya da Daniel Oturu olacak. Ee, yedekten Rodrick Boboa, Darius Thompson, Daniel Oturu, Tarık Jones, Ercan Osmani, Holatz, Erkan Yılmaz, Erten Gazi. Tabii ki onlar fazla süre almıyorlar yürürlükte. Ama gördüğümüz gibi çok daha geniş ve çok daha güçlü bir kadroya sahip olan taraf. Anadolu Efes. E, genel istatistiklere de gelirsek. E, toplamda maç başına atılan sayı 86, yenilen sayı 85 artı 1 Anadolu Efes. Üçlüklerde Anadolu Efes 13'lük %37 ortalamayla tabii ki maç başına atıyor ki burada coşan bir Larkin'i konuşmuyoruz bir Will Clyburn'ı konuşmuyoruz. Köşe atıcıları Roderick Boboa, Derrick Willis gibi Mike Down gibi oyuncuları konuşmuyoruz. Yani üçlükte çok güçlü olan bir Anadolu Efes var. Genel yüzdesi 147, serbest atışlar ya 13. Tabii ki güçlü tarafları bunlar. Genel istatistikte Virtus Bologna nasıl? Maç başı atılan sayı 80. Yenilen sayı 82. Yani Anadolu Efes artı 1. Virtus Bologna eksi 2. Üçlüklerde 9 üçlük %36. Ee, seviyede yani bir üçlük daha az ortalamada. Genelde %46. Serbest atışta 17-13. Yani burada matematiksel toplamı. Baktığımız zaman maçın normal sonucu 86'ya 80 Anadolu Efes kazanır. Yani burada ne oynayabiliriz? En garanti sonuç 3.5 handikap Anadolu Efes tarafı kazanır. Ya da 165 sayı üz baremi. Yani önerileceğimiz teklifler bunlar. 165 sayı üz baremi oynayıp keyifli bir maç seyredebilirsiniz. Ya da en az bir 3.5 handikaplı 4 sayı handikaplı Anadolu Efes kazanır. Oyuncu yüz gelince Anadolu Efes tarafındaki formül belli. Will Clyburn 14 sayı üstünde atar. Shay Larkin 15 sayı üstünde atar. Ve karşı tarafta Tornike Şengelya 14 sayı üstünde atar. Ve Belinelli 13 sayı üstünde atar. Gibi bir dörtlü oynayabilirsiniz oyuncu üst tahmini olarak. Tabii ki Will Clyburn ve Shea Larkin bunları attığı zaman e, diğer Rodrick Boboa gibi Darius Thompson gibi oyunculardan Derek Willis gibi oyunculardan destek geldiği zaman maçı kazanan taraf Anadolu Efes olur. Eğer ki Marco Bellinelli'nin üç, üçlükleri coşarsa şey Larkin atamazsa, Will Cliver atamazsa, Tornike Şengeli'ye coşarsa o zaman tehlike çanları Anadolu Efes için doğar ve Virtus Bologna tarafı da kazanma imkanı bulur. Tabi Jordan, Mickey, Gabriel, Lundberg, Daniel Hackett gibi oyuncular da güçlü oyun sergilerlerse. O yüzden burada aslında favorimiz tabii ki Anadolu Efes. Umarız kazanırlar ama burada da üst oynayıp keyifli bir maç seyredebilirsiniz. Kombinlere gelelim şimdi tahmin olarak kombinlere şöyle kombin yapacağız arkadaşlar. İki tarafa da üst oynayın. İki maça da üst oynayın ve keyifli bir şekilde maçları seyredin ve iyi bir şekilde kazanın. Tabii ki isteyen 3.5 handikaplı Anadolu Efes tarafını da alabilir. İsteyen eee 165 üz baremini kullanabilir bu maçta. Bunu Makabi Tel Aviv baskonia maçıyla 171 sayı üz baremiyle kombinlerseniz 250 civarında 165 bir 171 üst 250 civarında güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz. Oyuncu üz baremlerine gelince şöyle bir üçlü vereceğim size. Will Clyburn 14 sayı üstünde atar. Tornike Shengelia 14 sayı üstünde atar ve Weld Baldwin 18 sayı üstünde atar. Bu üçlüyü sağlam olarak kullanırsanız iyi bir şekilde 5 orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Yani oyuncu üz baremi olarak birinci seviye üçlümüz Will Clyburn, Tornike Shengelia ve Weld Baldwin. Eğer ki tabii ki ikinci seviye üçlümüzü söylememizi istiyorsanız tabii ki Shay Larkin, Marco Bellinelli yani Shay Larkin 15 sayı üstünde, Marco Bellinelli 13 sayı üstünde ve Marcus Howard 19 sayı üstünde. İkinci seviye üçlümüz de bunlar oluyor arkadaşlar. Oyuncu üst baremi olarak. Bugünkü tahminlerimiz böyleydi. Tekrardan Anadolu Efes'e başarılar diliyoruz. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınız varsa yorum kısmında yazın. Cevaplamaya çalışacağız. Detaylı bir video oldu. Detaylarını size aktardık. Tahminlerimizi umarız tabii ki dediğimiz olur çıkar. Siz de kazanırsınız ve başarılı olursunuz. Katıl butonundan da üye olmayı unutmayın. Katıl butonundan üye olun bize ulaşın açıklamalar kısmına bakın size bilgilerimizi sunacağız Facebook e, aracılığıyla ya da e, Instagram ya da e-mail aracılığıyla bize ulaşın sizi WhatsApp grubuna ekleyelim ve bol bol kazandıralım arkadaşlar bol şanslar iyi kazançlar ve Anadolu Efes'e başarılar hoşçakalın